Tokat Erbağ'daki kızımız da bu sebeple toprağa koyuldu. Katili 9 ay sonra serbest bırakıldı. Sadece 9 ay cezaevinde yaptı. Ve 9 ay sonra tahliye edildi. Düşünün, evladınızın katili önünüzden geçiyor, yürüyor sokakta. Ne yaparsınız? Adalet istiyorum. Günler başta birçok kutlama ve farklı sebeplerden havaya ateş eden magandaların, aileleri ne hale getirdikleri bugün bir kez daha kameralara yansıdı. Evlatlarını maganda kurşununa kurban veren acılı baba, Tokat Erbağ'daki kızımızı da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay sonra serbest bırakıldı, sadece 9 ay cezaevinde yattı ve 9 ay sonra tahliye edildi. Düşünün, evladınız katili önünüzden geçiyor, yürüyor sokakta ne yaparsınız, diye sordu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde, nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu, 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayattan koparmıştı. O günden beri evladının katilini arayan acılı anne baba bakın neler anlattı. Vatandaşı ve Asiye Atıcı. Emin Yuşa'nın annesiyim. Yani duygularım nasıl geçeceğim bilmiyorum. Ben bir senedir oğlumun son giydiği tişörtüne sarılarak yatıyorum. Evet, ben oğlumun katilini bulmasını istiyorum. Bütün Trabzon halkı lütfen arkamızda olun. Oğlumun katili bulunsun diye. Yani ne konuşacağımı da bilmiyorum açıkçası. Sadece Emir ölmedi. Emir'le beraber hepimiz öldük. Arkadaşları sevenleri hepimiz Emir'le beraber öldük yani. Bundan sonraki tek amacımız başka çocuklar, başka insanlar ölmesin diye mücadelemizin sonu gelmeyecek. Emir'in katili bulunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Başkaları ölmesin artık. Ben de iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Emir diyorum. Bir şehir işgiyasının, bir magandanın silahından çıkan mermiyle toprağa düşüyor. Soruşturma aşamasında şu anda toprağa düştüğü noktadayız. Herhangi bir gelişme, herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolu kuvvetlerinin elinden gelen bütün çabayla çalıştığını biliyorum, görüyorum. Kendileriyle de sürekli irtibat halindeyiz. Ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Eşimin de dediği gibi devletten tek isteğimiz, dileğimiz oğlumuzun ölümüne sebebiyet veren o katilin, o çocuk katilinin bir an önce bulunması. Şöyle düşünün. Şu anda burada hepiniz görevlisiniz, çalışıyorsunuz. Herkes burada bir iş için. Size bir telefon geliyor ve telefon ucunda eşiniz. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğini söylüyor. Ne yaparsınız? Ne yaşarsınız? Biz bunu yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Bir senedir evladınız hasretsiz. Annesi bunun üstüne sarılıp yatıyor. Lütfen şu silah olayına son verin. Silah sıkmak, havaya boş yere mermi sıkmak güç gösterisi değildir. Cinayet sebebidir. Bakın biz evladımızı toprağa koyduk. Bu nedenle toprağa koyduk evladımızı. Hiçbir şey yok ya. Tokat Erbağ'daki kızımız da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay sonra serbest bırakıldı. Sadece 9 ay cezaevinde yaptı. Ve 9 ay sonra tahliye edildi. Düşünün, evladınızın katili önünüzden geçiyor, yürüyor sokakta. Ne yaparsınız? Adalet istiyoruz biz. Biz devletimizden adalet istiyoruz. Evlatlarımızın katillerini bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Kulübümüzün şampiyonluk kutlamalarında bir farkındalık yaratmak için Sayın Valimiz, Trabzon Valimiz, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşları, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Dekanı başta olmak üzere hepsine bu kampanyamıza verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hedefimiz vardı ve o hedefe ulaştık. Çok şükür şampiyonluk kutlamalarında hiçbir olay yaşamadan kutlamaları dünya çapında ses getirerek yaptık elhamdülillah. Çok şükür. Onu başardığımız için çok mutluyuz. Fakat şu anki geldiğimiz noktada aynı yerdeyiz. Hala insanlar havaya sıkılan mermilerden dolayı yaralanıyor ve ölüyor. Geçen ay içerisinde Güneydoğu'da iki tane evladımız kaybettik. Bayram sürecinde Trabzon'da üç tane yaralanma olayı meydana geldi. Biri Hıdır Nebi Yaylası'nda karnından vurulan bir kardeşimiz var.
İki gün önce Rize'de denizde yüzerken bacağından vurulan bir bayan kardeşim. Biz hala aynı yoldayız. Lütfen şu havaya silah sıkma olayına son verin. İstemeden de olsa katil olmayın. Lütfen buna son verin. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen hepinizden yardım istiyorum. Oğlumun katilinin bulunması için tüm Trabzon halkına sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum.